çalışma iradesini ifade ediyor aslında bence 28 Şubat'taki toplantı. Güçlü bir şekilde birlikteliğimiz devam ediyor mesajıdır. Ve genişleyen bir tabanla, STK'larla birlikte anlamı taşıyor. Bu bakımdan değerlidir. Peki bundan sonrası hani evet söylediğiniz şeyde çok haklısınız. Bunca zaman gerçekten o partilerin her biri ayrı birer siyasi parti, siyasal parti ve hepsinin ayrı bir ideolojisi var aslında. Kimisi birbirine benziyor, kimisi hiç benzemiyor. Ve bu süreçte gerçekten de hiç kavga etmeden ve iktidara rağmen, iktidara rağmen buraya kadar geldi. Ama bir görüşte şunu söylüyor. Diyor ki mesela asıl bundan sonrası kolay değil. Çünkü seçim satım haline gireceğiz ve iktidar dozunu arttıracak hem eleştirisinin hem davranış tarzının. Dolayısıyla hedefine bu kez yani koyacağı bir fotoğraf var, bir Millet İttifakı fotoğrafı var ve bundan sonrası daha zor deniyor. Katılır mısınız bundan sonrasının daha zor olduğuna? Ben siyasette 30 yıldır şunu görmüşümdür. Kolay süreçler siyasette kimseye bir şey kazandırmıyor. Asıl zor süreçler iyi yönetilirse siyasette sonuç kazanç oluyor. Elde ediyorsunuz. Gittikçe sürecin zorlaşması avantajların da arttığı anlamına gelir. Örneğin ben siyasette zor bir pozisyonda bulunduğum zaman hiçbir zaman bu zorluğu nasıl aşarım diye düşünmemişimdir. Hep bu zorluğu nasıl avantaja çeviririm diye düşünmüşümdür. Yani siyaset zorluklarda varlığını gösterir. Zor zamanlardaki duruşuyla gelişir ve güçlenir. Rutin dönemler öyle kazandığınız bir dönem olmaz. Evet katılıyorum. Dediğiniz de doğrudur. Gerçekten önümüzdeki süreç zordur. İşte bu zor süreci iyi yönetmekte, avantaja, daha büyük avantajlara çevirmekte bu altı partinin davranışıyla, birlikteliklerini korumalarıyla sağlanacak demektir. Bu önemli bir hadise. Evet. Abdülhatif Bey, şimdi bir 22 sayfalık bir rapor açıklanacak. Güçlenmiş parlamenter sisteme geçiş metni var. 22 sayfa ve o 22 sayfanın içinde de bazı şeyler var. İşte YÖK kaldırılacak, mülakatlar kaldırılacak. İşte şu sistem uygulanacak falan diye hepsini oturuyoruz, zaman zaman konuşuyoruz. Yeni duyacaklarımız da olacak eminim. Fakat burada o sistemin tamamına baktığımızda benim düşündüğüm şey şu. Aslında artık hani şundan bir süre önceye kadar biz hep yeni bir Erdoğan bulmak. Yani Erdoğan'ın karşısına yeni bir kazanacak Erdoğan çıkarttırmaktı amaç. Ama şimdi artık sanki yeni bir Erdoğan bulmak değil de bir sistemi değiştirip yeni bir Erdoğan olmasın diye çalışıyor bütün partiler. Yanılıyor muyum? Katılır mısınız? Ne dersiniz? Doğru söylüyorsunuz. Çünkü artık çağdaş devletlerde bireysel iyi niyete dayalı olarak ülkenin iyi olacağını düşünmek ilkelliktir. Yani eski çağlara özgü bir düşüncedir. Yani eskiden krallıkların olduğu dönemlerde, şimdi tarihi bile öyle okuyoruz. İyi bir kralımız gelmiş, memleket iyileşmiş, kötü bir kral gelmiş, memleket batmış. Halbuki işin özü öyle değil. O memleketin iyi olduğu, kötü olduğu dönemlere de baktığımızda da o zaman da kurumsal yapıların iyiliğiyle birlikte gelmiş bir yönetim vardır. Onun için iyidir. Kurumsal yapıların bozulmasıyla gelmiş bir yönetim vardır. Onun için o kötü görükür. Ve son dönemlerde ülkelerin gelişmişliği, ileri gidişi neye bağlıdır diye sürekli teorik olarak çalışmalar yapılıyor. Özellikle de ekonomik gelişmişlik açısından. Artık temel vurgu kurumlara, bireylere değil. Mesela Thomas ve Douglas North vardır. Bunlar Nobel Ekonomi ödülü almışlardır. Bunların tezi kurumsal yapıları güçlü olan, rekabete, hesap verilebilirliğe ve piyasa mekanizmasını işletmeye dayalı kurumsal yapılara sahip ülkelerin, gelişmiş ülkeler, daha zengin ülkeler, milli geliri, kişi başı milli geliri ve refahı daha yüksek ülkeler olduğunu, buna karşılık bu özelliklerden mahrum
ülkelerin ise geri kalmış, daha düşük milli gelirle, refah seviyesi daha düşük bir vaziyette idare eden ülkeler olduğunu göstermiştir. Bu çalışmalarından dolayı Nobel ödülü almıştır. Veya Daron Acemoğlu'dur, meşhurdur biliyorsunuz. Orada da şöyle yapar, tanımlar. Sömürgeci siyasi kurumlar ve sömürgeci iktisadi kurumların olduğu ülkeler geri kalmışlardır. Sömürgeci siyasi kurum dediğiniz bir tekel, devlet tekeli oluşmuş veya bir oligark grubu devlete ait bütün yetkileri kendisinde toplamış, denge, denetim, kontrol, hesap verebilirliğin kalmadığı devletler ve buna dayalı olarak da tüm kamu kaynaklarının ve ekonomik faaliyetlerin bu sömürgeci devlet yapısının kendi yandaşları arasında dönüştürdüğü devletler, potansiyellerini kullanamayan devletler ve ülkelerdir. Geri kalan, milli geliri düşük olan Türkiye gibi ülkelerdir. Çünkü kalkınma yarışının ve oyunun içerisinde nüfusun ne kadar çok kesimi, ne kadar yüksek performansla girerse, o ülke o kadar büyük refah üretir, ülkedeki refah düzeyi yükselir. Ama bir sömürgeci yönetim tarzı var, siyaset. Bir kişi bütün devlete ait yetkileri toplamış, ne dünyanın parasını harcıyor, ülkenin bütün parasını harcıyor, ne hesap veriyor, ne sorgulanıyor, ne denetleniyor. Bu ülkenin gelişmesi mümkün değil. Kuvvetler ayrılıyor, evet. Bu siyaset yapısı piyasayı da tekelleştiriyor. Sadece siyasetle bütün devletin kaynaklarını, işte biz beşli çete vesaire diyoruz, bir avuç insana aktarmak suretiyle pahalı yaptırıyor ve kaynakları onların üzerinde taşıyor. Nüfusun büyük bir kısmı bundan yararlanamıyor. O ülke gelişmez. Ama yine şeyden bahsediyorum, bu teorilerden bahsediyorum. Katılımcı siyasi kurumların ve katılımcı ekonomik kurumsal yapının olduğu ülkelerde de refah düzeyi yükseliyor. Katılımcı ne demek? Ülkedeki herkes siyasete katılıyor. Ülkede farklı farklı kurumlar var. Devletin tüm gücü, yasama, yürütme, yargı tek bir kişinin inisiyatifinde toplanmıyor. Paylaşılıyor farklı kurumlar arasında ve birbirlerini denetliyorlar. Kamu menfaati ihlal edildiğinde de hesap soruyorlar iç dengeleri içerisinde. İşte bu yapı parlamenter demokrasidir. Yani pazartesi günü bize vaat edilecek o da. Evet, parlamenter demokrasidir. Parlamenter sistem. Kişilerin bireysel inisiyatifiyle oluşturacağı, ülkeye kazandırabileceği hiçbir şey bu kurumsal yapının paylaşımcı, katılımcı niteliğinden fazla olamaz. Onun için bireye dayalı bir değişim dönüşümden öte, kurumlara dayalı bir değişim ve dönüşüm hedeflemiş olması bu ittifakın en değerli tarafıdır. En değerli tarafıdır. Ama şu da aynı zamanda çok değerlidir. Biliyorsunuz artık bu sisteme göre iktidar olabilmek için %50'den fazla oy almak lazım. Onun için de her partinin ittifaka ihtiyacı vardır. Benim ittifaka ihtiyacım yoktur diyebilecek tek bir parti olmaz bu sistem karşısında. Yok zaten. Yok. Bilmem şey bile, Erdoğan bile, AKP bile, aman kimi bulsam ittifak. MHP ittifakı yetmiyor. Sadece acaba el altından diyor. El altından işte bir yerlerle temas kurup da bu ittifakı genişletir miyim diye çaba harcıyor. Çünkü kendi parti potansiyeliyle veya kişisel potansiyeliyle asla seçim alamayacağını biliyor. Onun için MHP ittifakına ihtiyaç duymuştur. Şimdi MHP ittifakıyla dahi seçim alamayacağını bildiği için farklı kombinasyonların peşindedir. Şimdi burada 6 partinin böyle bir araya gelip biz güç birliği yaparak seçimlere gireceğiz mesajı vermiş olmaları, bu seçimleri alacağız ve ülkenin hantal, kriz çıkaran, vatandaşı perişan eden elektrik, doğalgaz faturaları altında inim inim inleten bu sistemden, bu yönetim biçiminden kurtaracağız demiş olması son derece değerlidir. Evet. Şimdi bu noktada bugün Bekir Ağırdır bir yazı yazmış. O Bekir Ağırdır'ın yazısından bir bölüm okumak istiyorum size.
Millet İttifakı'nın birinci meselesi inandırıcılığı sağlamak olacak. Topluma seçimi kazanabileceklerini, sonrasında da yeniden inşa sürecini karmaşa ve kaosa neden olmadan yönetebileceklerine dair güven vermeleri gerekiyor diyor. Bu noktada bir sıkıntı var mı? Ben hiçbir sıkıntı görmüyorum. Gayet iyi gidiyor liderler. Yani Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bana kalırsa böylesine seçim sisteminin ittifak istediği, ittifak gerektirdiği bir dönemde böylesine güçlü bir ittifak yapısına öncülük etmiş olması, bunu gerçekleştirmek için çaba harcaması olması, çok cesur davranmış olması, İyi Parti'nin 2018'de seçimlere sokulmasını sağlamak gibi çok büyük bir başarıdır. Yurttaş bu başarının farkında mı? Eğer bir eksiklik varsa bunun iki sebebi vardır. Birinci sebep sizsiniz, ikinci sebep biziz. Birinci sebep medya, ikinci sebep milletvekilleri biziz. O zaman el birliğiyle bu sebepleri ortadan kaldıracağız, olumsuz sebepleri. Bunun bir büyük başarı olduğunu anlatacağız demek ki. Evet, biz anlatıyoruz bunun büyük bir başarı olduğunu. Dinliyorum ama medyanın %90'ı mı onların elinde bilmiyorum. Büyük bir başarısızlık olarak anlatıyorlar. Kendi seçmeninde nasıl tabii ki siz o seçmeni... Bu nasıl bir başarısızlık olabilir? Yani, onlar bunu başarısızlık görüyorlarsa kendileri açısından başarısızlık olduğundan anlatıyorlar. Yoksa Millet İttifakı açısından bu bir başarıdır. Çok evet. Büyük bir başarıdır. Sizce mesela siz o tabanı iyi tanıyan bir siyasetçisiniz. Bugün o masaya baktığında o taban ne düşünüyor sizce? Bu masaya baktığında üzülüyorlar, kahroluyorlar. Eyvah seçim gidiyor diyorlar. Bunu hissediyorlar. Bunu AKP söylüyor. Ben evet. AKP'li seçmen açısından soruyorum size. Şimdi AKP'li seçmen diye de bir şey yok. Hiçbir seçmen kimsenin tapulu malı değildir. Bunu da bilmemiz lazım. Kemik oy diye bir şey var ama. Hayır, bazen öyle haller oluyor ki en kemik gördüğünüz oy önce o kırılıyor. Yani çok dayanıklı, sert bir seçmen dersiniz, bakarsınız o kırılır. Ben rastladım. Üç oğlunun birinin adını Tayyip, birinin adını Recep, birinin adını Erdoğan koymuş, elim kırılsaydı da vermeseydim oy diyor. Gazetelerde okuyoruz, Tayyip Erdoğan koymuş çocuğunun adını, hemen gitmiş mahkemeye değiştiriyor. Bu tür seçmenler yok mu? Var. Onun için bir daha kere kemiği de yoktur ittifakı herhalde oluşturan partilerin elbette kendi seçmenlerini ortak iradeyle sandığa taşıma düşünceleri olduğu gibi diğer tüm seçmene de hitap ederek o çatı altında toplanmayı sağlamaları da siyasetin temel bir kuralıdır. Nedir o temel kural? Yani Cumhuriyet Halk Partili olduğum için söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin %25'ine hitap ederek siyaset yapmaz. %50'sine hitap ederek de siyaset yapmaz. %90'ına hitap ederek de siyaset yapmaz. Ya %100'üne hitap ederek siyaset yapar. Bu ittifakta bilmem bize 50+1 yetiyor. 50+1 seçmenin profili nedir? Şudur. Bu profile hitap ederek bir siyaset yapalım diyemez. Bu ittifak Türkiye'deki seçmenin %100'üne hitap ederek herkesin oyunu almaya talip olduğunu ve herkesi kucaklayacağına, hiç kimsenin değerleriyle çatışmayacağını göstererek siyaset yapıp sandıktan azami oyu çıkarması lazım. Bakın ben bir yılı aşkın süredir, bir buçuk yıldır televizyonlarda sadece Cumhurbaşkanı adayının tartışıldığını görüyorum. Bence ondan daha önemli olan şey partilerin alacağı oylardır ve meclis çoğunluğunu kimin sağlayacağıdır. Çünkü yeni sistemde yani, önemli olan bu. Partilerin ana hedefinin meclis çoğunluğunu hem de büyük bir çoğunluğu. Yani sadece 301 milletvekilinin değil. Kim bilir sizce meclis çoğunluğunu? 400'ün üzerinde bir milletvekili çıkarmayı da hedeflemesi lazım. Ben meclis çoğunluğunun bu seçimlerde bu ittifak tarafından yani bu 6 kişilik masa tarafından sağlanacağına inanıyorum. Ama 301'in yeterli
olmayacağını. İsmi falan mı değişecek Millet İttifakı'nın? Siz hep bu altılı altılı deyip duruyorsunuz. Hiç Millet İttifakı demediniz şu masaya oturduğunuzdan yani beri. Yani şu anda o partilerden hayır o partilerden bazıları henüz Millet İttifakı dayız demiyorlar da. Anladım. Onun için kimseyi dışlamış olmayın tamam, diye peki. Hepsini kavrayacak kavram olarak peki. söyledim. Ama şu var. Bu ittifak değerli. Yani ittifak ortak ittifak ilanı hı hı. olmasa bile ortak paydaları var. Bir kere Türkiye'nin kurumsal yapısını hem de ekonomi sadece siyasi kurumsal yapısını değil ekonomik siyasi yapısında